Çok haklısın. Kimseyle empati yapmıyorum. Çünkü kendimden başka kimsenin yerinde olmak istemiyorum. Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beni en heyecanlandıran, en keyif alacağım videolardan bir tanesini çekiyoruz. Daha öncesinin için Instagram'da bir Nesin Cevatzade makyajı yaptım ve onu çok sevdiğiniz için YouTube'a da çekiyorum bu videoyu. Umarım bunu da seversiniz. Ay, ben Nesin'e aşığım galiba. Nesrin, ağlayacağım, sonra çok duygulandım. Ben Nesrin'i sizin sayenizde keşfettim çünkü neredeyse 2-2,5 yıldır sürekli olarak videolarımın altına onu etiketleyip ona benzettiğiniz için bir anda merak uyandı ve kim olduğuna baktım ve gerçekten bence de benziyoruz. Aynı zamanda çok sevdiğim bir arkadaşımın yakın arkadaşı, dünya tatlısı bir kız. Umarım en kısa zamanda tanışır, biz de arkadaş oluruz. Lafı daha fazla uzatmadan ben makyaja geçmek istiyorum. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve abone ol butonun yanından da bildirimini açmayı unutmayın. Artık her cuma saat 18'de YouTube kanalıma yeni video geliyor. Hadi başlayalım. Şimdi, öncelikle ben cildimi nemlendirerek başlayacağım. Bunun için Bobbi Brown'ın şu vitaminlerini chat face bazını kullanacağım. Ben buna zaten aşığım. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz diye. Bu arada kullandığım tüm ürünlerin Trendyol'da satılanlarını aşağıya link olarak bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ha, bu bitecek. Benim de bundan almam gerek indirimden. Oh, ay mislar gibi kokuyor ya. Bunu her kullandığımda sizin yanımda olmanızı istiyorum. Sizin de kokusunu almanızı istiyorum. Aynı zamanda bunu nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Evet, cildimi çok iyi bir şekilde nemlendirdim. Bu arada bunu hem makyaj bazı hem nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Ben mesela günlük hayatımda makyaj yapmayacağım, daha canlı görünsün istediğimde bunu sürüyorum ve dışarı çıkıyorum. Aynı zamanda cildinizi nemlendirirken, makyaj bazı görevi görürken de besliyor. Dudaklarımı da nemlendirmek istiyorum. Şöyle. Ah, Lola Bomb'un. Çok küçük dudak balmları var. Ben çok seviyorum bu markayı. Bu markanın oda kokuları çok güzel. Balmum topları falan çok güzel. O yüzden o markaya da bakabilirsiniz. Gelelim fasulyenin faydalarına, ne yapıyoruz? İlk başta göz makyajıyla başlayacağım. Yok, tövbe, hayır, göz makyajıyla başlamıyorum. Kaşlarımla başlıyorum. Şu Esklam'ın kaş vaksıyla kaşlarımı çok azıcık yukarı doğru tarıyorum. Bu arada bence, tabii sizin fikriniz de benim için önemli. Sizce Nesrin'le ben benziyor muyuz? Bence paralel evrendeki ikizim ya da benim kayıp annem falan Nesrin yani. O kadar benzeyebiliriz. Bence hani şu halim ve makyajlı halim benziyor. Ama peruk taktığımda falan bence benzemiyoruz. Yüz yapımız, işte burnumuz, kaş yapımız, göz yapımız falan çok benziyor. Çenemiz falan. Hani şu halimde tek eksiğim gerçekten şurada bir benim. Yoksa aynı düşük göz kapağına sahibiz. Onda göz kapakları çok düşük, çok zor makyaj yapılıyor. Benim de düşük. Göz makyajıyla devam ediyorum. Gözümün üzerine ben bir concealer uygulayacağım şöyle. Çok yoğun olmamakla birlikte. Ve bu concealer'ım da bitiyor. L'Oreal'in True Match Concealer'ı, ben bunu çok seviyorum. Bir de Infallible var. Infallible'da Tarte'ın birebir muadili. Çok yoğun kapatıcılı ve çok güzel bir ürün. Ay, dün ben Şahika makyajı yaptım. Şahika ikinci ölümsüzdür diye. Sağ olsun Nesrin Bey kendi storiesinde paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Ama ben neyi unutmuşum biliyor musunuz? O kafayla makyaj yaparken her şey çok okey. Şuraya ben çizmeyi unutmuşum. Yani kadının en ikonik şeyi zaten yüzündeki. Ben gitmişim belini çizmeyi unutmuşum. Olsun. Hayat bazen böyledir diye. Şimdi gözümün üzerine highlighter sürüyorum. Şahika'nın genelde makyajında en bilinen şeyi eyeliner ve kırmızı rujlu. O yüzden gözüme ekstra farklı bir makyaj yapmayacağım. Hani far falan uygulamayacağım. Zaten highlighter uyguluyorum. Çok yeterli. Sadece eyeliner uygulayacağım. Onun üzerine takmak gibi takacağım ve bitti. Göz makyajım bu kadar. Orada lütfen benden istediğiniz makyaj videolarını da aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdi bu kadar uzak bir aynayla uygulayamayacağım için eyeliner'ımı yanıma alıyorum. Ben göz içinden başlıyorum her zaman. Bu arada benim de eyeliner'a çok uygun bir göz kapağım yok. Çünkü böyle durduğumda okey ama düz durduğum anda bakın direkt düşüyor, katlanıyor ve eyeliner güzel olmuyor bana da. Hep şurası tırtıklı oluyor. O yüzden çok sevmiyorum aslında eyeliner'ı. Ama çok da yakışıyor. Ne yapacağım? İkizler burcu gibiyim. Bu arada çok yakın zamanda, 20 Mayıs'ta benim doğum günüm. Sizin burcunuz ne? Mesela ben boğayım ama 20 Mayıs'ta doğduğum için bir gün sonra, daha geç de olsaymışım bir gün mü iki gün mü ne, ikizler olabilirmişim. O yüzden ikizlerin özelliklerini de taşıyorum ben. Dünyaya bir daha gelsem yine boğa olmak isterdim. Boğanın tüm özelliklerini taşıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum, uyumayı çok seviyorum, parayı çok seviyorum, çalışmayı çok seviyorum. Seviyorum. En sevmediğim burç ne? Hayatım boyunca tanıştığım hepsinin bana kötülük yaptığı burç akrep. Yani ben akreplerden korkuyorum.
Gerçekten korkuyorum. Evet, şimdi eyeliner'ımı çektim, artık takma kirpiğe geçebiliriz. Takma kirpik olarak bir boşluğum kendi markasına olan Los Angeles kirpiği kullanacağım. Ben bunlara aşığım. Bunlar gerçek saç teli. Açtığınızda şöyle bir kutusu var içerisinde. Çok tatlı, gerçekten çok seviyorum ve hayatımda kullandığım en iyi kirpik olabilir. Bence makyajı belirleyen şey kesinlikle ve kesinlikle kirpik. Yani tüm gelinlerime ben kendi takma kirpiklerimizden kullanıyorum. Bu kirpiklerden kullanıyorum. Gerçekten kirpikten sonra her şey çok değişiyor. Şimdi bakın takacağım, göreceksiniz. Ve takılması çok kolay. Bunları aldığınızda düzgün kullanırsanız en az 10-15 kez kullanabiliyorsunuz. Mesela ilk taktığınızda belki işte iç kısmı birazcık batabiliyor. İşte ya da gözünüzde bir perde varmış gibi ağırlık olabiliyor ama kuruduktan sonra, maskara sürdükten sonra çok güzel oluyor. Yani o ağırlık hissi falan asla olmuyor. Ben önce her zaman yapıştırıcı sürdükten sonra bir 10 saniye kurutuyorum. Ondan sonra önce ortayı, sonra iç, sonra dış kısmı yapıştırıyorum. Bakar mısınız? Tak diye 5 dakikada yapıştırdım. Aradaki farka bakın, delireceğim. Ben günlük hayatımda her gün kirpik takmak istiyorum. Yani bambaşka bir şey yapıyor insanı kirpik. Şimdi diğerine geçiyorum. Onu da yapıştırıcımı alıyorum. 10-15 saniye kurutuyorum. Çok feminen bir görüntü yapıyor hemen. Takım çok kolay, bak böyle ortaya yapıştırdım. Sonra şu iç kısmını içe çeviriyorum. Ve dış kısmını dışarı yapıştırıyorum. Çok güzel. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ve bu kurumaya dururken... Ne dedim ben? Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bu kururken ben de artık cildime geçeceğim. Cildim için Kroylan'ın şu çok güzel kapatıcı bir fondöteni var. Bir süredir bunu kullanıyorum. Buna takmış durumdayım ben. Ben de böyle bir tipim bu arada. Takıntılıyım makyaj malzemesi konusunda. Bir şey yapıştım mı sürekli onu kullanıyorum. Cildim zaten nemlendirmiştim ve bazımı sürmüştüm. Ay yarın gidip elmacık dolgumu birazcık daha arttırmak istiyorum. Çok azıcık daha belirginleşsin. Ben feminen görüntüden hoşlanıyorum ya. Bence bana yakışıyor yaz. Herkese yakışan bir şey değil aslında, yani estetik bir şey. Ve şimdi bu kendimi övmek gibi, aa ben güzelim şuyum buyum gibi dediğim bir şey değil ama hani göz var ne zaman var yani. Mesela bu tırnak da öyle. Sen de bu tırnakları hayal etsene yaz. Hiç hayal edemiyorum. Kendi ellerime baktım şu an. Yok yani. Ben de hayal edebiliyor musun? Sen de görüyorum zaten. Tabii canım, hayal etmeme gerek yok diye. Ben kamerayı tekme attım ben yanlışlıkla. Hayatım, sen de kamerayı ağzıma kadar sokmuşsun, ne yapabilirim ya? Fondötenimi sürdükten sonra concealer'a geliyoruz. Şu L'Oreal'in Infallible Concealer'ının. Çok azıcık şöyle pıt pıt içeri bırakıyorum. Ardından bunun üstünden True Match süreceğim. Infallible çok yoğun olduğu için o kadar yoğun bir şey istemiyorum. Bu bile çok yeterli. Ay Şahika nasıl ölür ya? O kadar ikonik bir karakter nasıl ölür? Ben hemen yapımla görüşmek istiyorum. Aslında mesela ben dublörü olarak oynayabilir miydim Yasak Elma'da? Ya dublörü olması için tehlikeli sahneleri oynaman gerekiyor yapımda. Olsun, oynarım Şahika için değer. Şimdi kontür yapacağız bunun için. Hula'nın son kalan stick şeyini kullanacağım. Nesrin'in elmacıkları daha belirgin. O yüzden daha belirgin elmacık hattı istiyorum. Çenesi daha sivri. O yüzden çenemi sivriltiyorum. Ve burnuma çok küçük, çok ince bir kontür yapacağım. Çünkü benim burnum ucu ona nazaran daha düşük gibi. Artık bak, ürün bile kalmamış, ürün bile bana dayanmamış. Bunun keskin durmasını istediğim için süngerle yaymadım. Aynı şekilde şunu, çünkü sünger birazcık daha emiyor biliyorsunuz. Şimdi burun kontürü. Onu süngerle yapacağım. Normalde kontür fırçam var aslında da. Ay bak, elma çıkarım tam böyle istiyorum bak. Doktorun ama şey de doğal bir görüntü istiyordu hani. Ay sen ona ne bakıyorsun, ben istiyorum. Ben ne istiyorsam önemli olan benim istediğim. Evet, doktorum çok tatlı. Doğal bir görüntü istiyor olabilir. Ama ben kullanacağım. Maskarayı. Takma kirpik ve kendi kirpiğimin yapışması ve o gözdeki perdesinin gitmesi için sürüyorum. Şimdi Laura Mercier'in şu baking pudrasını kullanacağım. Bunun için şurada çok güzel bir pudra fırçam var. Öncelikle bıyık üstüne. Benim yüzümdeki en çok terleyen kısım bıyık üstü ve çene. Buraya süreceğim. Sonra göz altıma sürüyorum. Alnıma da süreceğim. Ay, bu videoyu Arda Böktaş olarak gülüp Nesrin olarak çıkacağım. Birazcık. Öncelikle kontürümü, yani bronzerimi arttıracağım. Şöyle bronzerimi
bir tık arttıracağım. Emojiklerim netleşsin diyor. Birazcık alıştıracağım. Kesik uçlu bir fırçam istiyorum. Var mı yok mu? Var mısın yok musun? Aa neredesin? Aman Allah'ım fırçam çalınmış. Neyse bunu buldum. Ama aradığım fırça bu değildi. Şu Becca'nın çok sevdiği bir highlighter var. Lütfen gidin bundan alın. Çünkü seneye bundan alamayacaksınız. Maalesef Covid sürecinden dolayı Becca battığı için artık üretim yapamayacak. Hani şu an kalanları satıyor. O yüzden alma şansınız varsa kesin gidip alın. Hayatınızın en iyi highlighter olabilir. Şimdi kırmızı ruja geçelim. Ben bir kırmızı ruj getirmiştim. Asıl ikonik kız. Ah çok zor kırmızı ruj sürmek. Ne oldu beni konuşturma yağız. Zaten dudağım yamuk bu arada. İnadına bir sorun sorulur. Ay lütfen dudağım yamuk zaten. Şurası daha aşağıda, o yüzden yarı dudak dolgusuna gidip düzelttiriyorum. Ay taşırırsam daha zor düzeltmesi. O yüzden konuşamam. Ay nefesim tuttu. Nefes alamadım, ölüyordum gerçekten. Şimdi en asıl, en önemli kısma geldik ama ürünümlerde. Şahika'nın beni. Ben bunu Reels videomda yapmayı unutmuşum, özür dilerim. Okey, o zaman hadi ben giyinip geliyorum. Evet, şimdi elbisemi giydim, perumu taktım ve geldim. Ay nasıl oldum, ben de çok güzel oldu. Çok sevdim. Ay bu arada şu an daha çok benzedim. Ben olunca oturdu herhalde bir şeyler yani çünkü Instagram'dakinde de benziyordum ama benim yoktu. Şu an benle birlikte daha da benzedim. Makyajım bitti. Gördüğünüz gibi size bir şahika makyajı yaptım. Umarım sevmiştirsiniz. Lütfen makyajla ilgili yorumlar yapmayı unutmayın. Ben de daha fazla uzatmadan videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.